Emlak Arsa Ofisi Melettin Esen Rüzgar programını sunar. Sizler TV 50 ekranlarına, Gölköy'ümüzün çok kıymetli üyeleri, değerli vatandaşlarım, siz de TV 50 İstanbul stüdyolarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Yine bir haftadan sonra Meletten Sedat Ünver'le, Meletten Esen Rüzgar'la karşınızda olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler için aslında bugün çok acılı bir gün. Yine bugün Allah kanı kanı rahmet eylesin. 5 tane şehidimiz var, yayına girmeden önce öğrendik. Ve repertuarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Aslında çok hareketli türküler seçmiştik bugün repertuara. Ama şehit haberleri gelince mecburen repertuarı değiştirmek zorunda kaldık. Buradan bütün şehitlerimize kanı kanı rahmet diliyoruz. 9 tane yaralımız vardı. Yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah Mehmetçiğimize kıyan elleri kahretsin. Onları cehennemin en derin yerlerinde yaksın. Diyorum buradan da yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Evet. Yine aramızda Gölköy'ümüzün Sancaktepe Gölköy'ler Derneği Başkanı benim çok kıymetli abim sevgili Erol Metin abim aramızda. Kendisine hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum. Paraya kıydı. Bütün ulusal kanallarda klip çekti. Ordunun Gülü müsün? Kral TV'de. Ya ulusal kanallarda bizim yöresel sanatçıların yapamayacağı fedakarlığı yaptı. İsmi de zaten, ismi de oradan geliyor. Benim çok kıymetli bir kardeşim, çok sevdiğim bir kardeşim. Ordu sevdalısı, vatan sevdalısı. Kuvvetli alkışlarınızla Fedai Öz geliyor efendim. Gelen
gelen seni soruyor. Sen ordunun gülüsün. Şunu ben alayım. Evet sevgili kardeşim. Ağzına gönlüne sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani dediğimiz gibi var değil mi? Çok güzel bir klip olmuş. Kardeşim de çok güzel yorumlamış. Ağzına gönlüne sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi hemen şöyle yerini alalım. Sohbetimizi orada devam edelim. Efendim, programın hazırlanışında, karşınıza gelişinde çok büyük emekleri olan ana sponsorumuz Klas Ars Ofisi'ne, sevgili Mehmet Akbayır Bey ve Alperen Akbayır Bey'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Buradan hemen programın başından da duyurusunu yapalım. Pazar günü Esenler Kültür Merkezi'nde geleneksel hale getirdiğimiz kahvaltı programımız var. Bütün dernek başkanlarını, yöremize ait Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzincan fark etmiyor. Bütün dernek başkanlarını, gönlümüz büyük, kopun kopun gelin, ailecek gelin, kahvaltı yapalım hep beraber, muhabbet edelim, sohbet edelim diyorum. Evet başkanım, hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ediyorum. Hemen öncelikle bize mesajları gönderecekler, onu söyleyeyim mi? Şu anda izliyorlar. Ekranları evet, başında mesajlar. Bizleri izliyorlar. Mesajları göndermek için ne yapacaklar? TV 52 yazıp bir boşluk bırakacaklar. 39. Düşüncelerini, isteklerini. 29. Feday kardeşimden istek türkü isteyebilirler, bizden isteyebilirler. Yazıp gönderecekler, 39-69'a gönderecekler. Biz buradan mesajları okuyacağız. Evet. Diyorum ve mikrofon sizde. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün bizleri Sancaktepe Görköylüler adına ağırladığınız için. Görköylüler şu anda izliyor. Hatta Kastamonlular izliyor. Mesaj attılar. İnşallah sizlere ekranlara alsınlar. Ben öncelikle ülkemizin bugünkü elbapta olan şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum ailelerine ve Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin. Ülkemiz dimdik ayakta. Hayat devam ediyor. Bizler de hayatın içindeyiz. Vatanımız için, bayrağımız için, milletimiz için her zaman olduğu gibi Türklüğümüzle gurur duyuyoruz. Ordulukla gurur duyuyoruz. Hemşerilikle gurur duyuyoruz. Sana üyelerim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Çok duygulandırdın beni. Hiç beklemediğim tekliflerde bulundun. Konuk ettin. Sevenimizin olduğu kadara sevmeyen yanlarımız da olabilir. Ama buralara gelip konuk olmak herkes, her babayiğidin harcı değil. Onun için sonsuz teşekkür ediyorum. Öncesinde bizim anımız vardı. Ben üyelerimizden ve yönetim kurulumuzdan Sedat Bey'e programı için bir alkış istiyorum. Alkışlıyorum. Sevgili başkanım teşekkür ediyorum. Ben de seninle olmaktan son derece mutluyum. Ve Allah nasip etti Süleymaniye'ye gittim ben. Evet, Ulugöl anımız var. Ulugöl'de, Barış Kuş Ulugöl'de anımız yönetim var kurulundan arkadaşımız burada. 2011 yılıydı sanırım. 2012 miydi? Evet, 2012. 2011. 2011 yılında Ulugöl'de bir konsere gittim ben. Buradan bana sponsor olmuştu sevgili Hüseyin abim Mesudiye'den. Hüseyin Ekir abime de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Allah razı olsun, sponsor oldu, gönderdi. O zaman tanışmıyorduk. Gittik, çok da meşakkatli bir yoldan gittim. İnanılmaz bir defa, muhteşem bir yeri Ulugöl. Ama yolları falan çok kötüydü o zaman. Şimdi çok iyi. Yani yeni yapılıyordu o zaman zaten. Gittiğinizde selamımızı söyleyin. Şimdi İnşallah. Dur, yok mu oralarda konser monser yok mu? Allah'ın izniyle olacak. Benim konsere götürmediğim sanatçı arkadaşlarım çok az kaldı. Ya Feda ile yeni tanıştık ama gerçekten ben Mustafa Küçüğü'nden İsmail Türüdü'ne kadar Karadeniz sanatçılarının, Ordu sanatçılarının tamamı tanır. Ben 12 senedir derneklerin içindeyim. Ulugöl'e yol, elektrik, su yok gene. Buradaki sevgili yönetim kurulu üyelerimiz de dahil. Yaşar Çapkın bakıyor. Biz ağalık verdik. Yani ismi kararsız güzel de, ismi da güzel de soyadı biraz sakata gelmesin abi. Yenge seyrediyor mu? Yok, ondan değil. O kadar değil. Şimdi Ulugöl bizim hayvan otlattığımız yer. Mal güttük deriz ya bizim şiveyle. Onun için bir özlemimiz vardı. Orada 2004 yılında yaptığımız o şenlikle bugün Ulugöl orada tanıdık. Abi orada muhakkak klip çekeni olmuştur sanatçılardan. Klip çeken oldu mu? Klip çeken oldu. Dün de yine bir kanaldaydık. Grup Tek de orada buradan çekti. Evet. Buradan Grup Tek'e, sevgili Erdoğan'a ve Zülfiye kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Biliyorsunuz. Onlar da izliyorlar. Yarışma, onların menajerindeler. Bu arada. Kalbimiz, gönlümüz onlarla ve elemeye geçtiler inşallah. SMS'ler ne zaman başlıyor? Elemede Gökhan ve Hakan da elendiler ama hadiseyle Murat Boz döndü. Murat Boz'u seçti. SMS'ler ne zaman başlıyor? SMS'ler bundan sonra SMS başlıyor. Her hafta, ben Allah nasip ederse buradan duyurusunu yapacağım. Bütün ordulardan herkesten bir SMS istiyorum. Kesinlikle.
Buradan evet. Kuvvetli bir alkış gönderelim mi? Ben istersen sonuçta... Biz değerlerimize sahip çıkacağız. Kesinlikle. Önce biz birbirimize sahip çıkacağız. Ondan sonra etraftan isteyeceğiz abi, değil mi? Ben başta da dedim, sana teşekkür ettim. Sanatçı kardeşimiz de sağ olsun bugün bizlerle birlikte. Benim de 21 Mayıs'ta yine burada Sancaktepe Gölköylüler Derneği'nin geçen sene 5 Haziran'da yaptık. Sevgili yönetim kurulu üyelerimizle TV52'den canlı yayınladık. Yani İstanbul'da yapılan ordu derneklerinde birinci olmazsak ikinci güzel şenliği, etkinliği yaptık. Bu sene birlikte olacağımızı buradan teyit ederim. İnşallah. Çünkü Ulugöl'de yaşamış olduğumuz güzel bir anıyı bugün burada şey yapıyor, yüze bakabiliyoruz yani, rahatlıkla. Yani. Aslında orada çok yoğun bir program vardı. Çok yoğun. Çünkü evet. Bakan geliyordu. Benim bütün aksilikleri üst üste, saz ekibim geç kaldı, kaybolmuşlar. Normalde benim sahne saatimden aslında 2 saat sonra çıktım Fenay'a. Saz ekibim gelmedi. Yani apar topar sahneye çıktık ve benim ilk kızdın sahada, ama değil mi bize? Ya, helallaştık şimdi. Helallaştık tabii canım. Evet, yok, Allah kızmadım, razı olsun. Kızmadım. Sizde bilgisi yok. Saz ekibim geç geldi. Biliyor da evet. Yok, asla kızmam. Yani kızmaya da hakkım yok. Bazen elde yani olmuyor. Normal başka yerde olsa belki sahne bile vermezlerdi. Çünkü süreni geçirmişsin ve sırada bekleyen o kadar çok sanatçı vardı ki. Ya kimse istemez o stresi yaşamayı orada yani sanatçı olarak kanalımız olsun. Kesinlikle. Canlı yayın yaptığım kadarıyla canlı, evet. Canlı yayında muhteşem birdi. Ben buradan bir kez daha sevgili Hüseyin Eker'e sonsuz teşekkür ediyorum. Benim etkinliklerim zaten solistim. Sevgili başkanım, senin yayın olduğun yerde kötülük olur mu ya? Allah razı olsun. Ya adamın içi neyse dışı da o ya. Bir kuvvetli bir alkışlamış Erol Başkanım'a. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili kardeşim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, çok sağ ol, çok nihayet teşekkür ederim. Nihayet 6 yılın sonunda ilk defa konuk i̇lk etmek defa, nasip oldu. Evet, bir araya gelebildik, hayırlısı olsun inşallah. Ben yine sonsuz ama teşekkürler ediyorum. Güç olmasın, geç olsun. Tabii bu arada ki mekan açtı, hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Aslında evet, en güzelini yaptı. Hatta şöyle de bir eksikliğimiz var, daha gidip ziyaret etmek nasip gidelim olmadı. Mi? Gidelim, beraber gidelim. Söz. Gidelim mi sevgili yönetim kurulu? Sen organizasyonu yap, ne evet zaman diyorsan gidelim sevgili kardeşim iş yerinde ziyaret edelim. Ben hemşerilerimi onur etmekten ya, gurur duyarım. Ama söylerim yani ya, bizim değil orası sizin, öyle bakmalı mevzuya. Yani bu şekilde sahiplenirsek olayları çözmüş oluruz. Valla sevgili Fedai, benim seni de biliyorsun bu sene 6. sezonum. 5 yıldır 4 yıl Sivas kanallarında yaptım. 1 sene yine Karadeniz kanalında yaptım. Bu evet sene Allah nasip etti. Buradan bir kez daha yönetim kurulu başkanımız sevgili Mehmet Akbayır Bey'e, Klasar Sofi'ne sonsuz teşekkür ediyorum. Onun sponsorluğunda kendi kanalımızda yaptık. Ve şimdi Kelkit Vadisi dediğimiz bölgede Allah'a şükürler olsun. Maddi olarak bir şey kazanmadık ama manevi olarak çok şey kazandık. Evet. Yöremizde iyi kötü bir isim yaptık ama Ordu'ya geldiğiniz zaman Ordu'nun hiçbir ilçesinden doğru düz kimse bilmiyor bizi. İşte eş dost biliyordu. Bu sene Allah'ın izniyle oralarda derken en azından hem kendimizi hem de kültürümüzü, bu işi yaptığımızı duyuralım. Evet. Ve yıllardır beni takip ediyorum, seni olsun, Kenan kardeşim olsun. İşte çok emektarsınız. Ya emek istiyorum. Hatta bu iş. Kenan Bey dedi, İnanılmaz derecede emektarsınız. Kenan Bey benim aile dostumdur. Kenan Bey işçi, buradan özellikle selamlar olsun. Özellikle klip için ben biliyorum çok büyük bütçeler ayırdı. Çok büyük masraflar etti. Ve aklı vardı. Çok ulusal bir kanalda yayınlatacağım bunu dedi biz birebir konuşmalarımızda. Dediğini de yaptı ama bütün sanatçıların olduğu gibi sevgili kardeşimin de sahip çıkılmamaktan yana muzdarip sanırsan değil mi? Tabii ki. Şey yapalım mı solistim? Her ikinize de geçerli. Gölköy sınırları içinde çekeceğiniz bir klip programınızı alırsanız son klibi biz sponsor oluruz. Buradan belediye başkanımız Sayın vallahi Kemal Mer'de selamlarımızı sen gönderiyoruz. Şey abi, tilkiye sormuşlar tavuk eti yer misin? Ne gülmeden söyleyemem. Bak demiş. Söz veriyorum. Kim zaten çıkarsa son klibimizi bizim, ben Boztepe, Yasonki Lisesi, Mersin Köyü. Evet. Biz buradan 3 araç gitti. Yekta Özbilen'e çektirdim. Yani burada çektirmek Yekta ve orada çekme arası. Yekta Gökçesi'dir biliyorsun. Biliyorum. Yani evet. Buradan da selam olsun. Selam olsun buradan Yekta abiye de. Yani burada çekmekle orada çekme arasında %100 fiyat farkı vardı. Biz dedik ki memleketimizle alakalı, ordunun gülüyse orada çekelim dedik. Yani 2 gün, 3 gün, 1 fil orada uğraştık. Yani çok teşekkür ederim. Bu konuda alkışlıyoruz. Evet, orduda çekmesinden dolayı. Yani ben yine dedim, Gölköy'de çekeceğiniz klipte her şeyin sözünü var aldık. Yani biz bölgede birer yani tane Ordu çekiyoruz. Öncelikle başlıyor. Ondan sonra ilçesi olabilir vesairesi olabilir. Sonuçta Ordu'ysa, Ordu'luluksa fark maç etmez. Ordu'nun her karış toprağında muhakkak çekeriz. Solistim. Buradan sevgili başkanım, buradan buyurun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Enver Yılmaz Başkanım olmak üzere bütün ilçe belediye başkanlarının hepsine selam olsun. Ve sizlerden bir tek şey istirham ediyorum. Ne olursunuz yaptığınız festivallerde muhakkak kendi yörenizin sanatçılarına yer verin. Değil mi? Biraz sahip tabii ki. Tabii ki ulusal sanatçılar da gelecek, başka sanatçılar da gelecek. Biz de zaman zaman başka yerlere gidiyoruz. Asla karşı değiliz. Ama 4 kişilik kadronuz varsa muhakkak en az 2 tanesi kendi yörenizin sanatçısı olursa
sizin kültürünüzü daha iyi diye tanıtır yani diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Başkan? Bizim çocuğumuz olayı. Bugüne kadar kesinlikle. Ben de bizim çocuğumuz bizden çıksın deniliyor ama onu yapacak bazı hamleler olması gerekiyor. Bekliyoruz. Sevgili ben Fedai'nin sesini ilk Kenan Börekçi'nin gecesinde dinledim. Evet, çok hayran kaldım. Fedai Öz deyince o güzel sesine hastayım, aşığım. Şimdi o zaman çok ben de festivallerde... Fedai'den bir türkü alalım, sonra devam edelim. Alalım. Hadi bakalım. Alalım. Yani oturmak yok. Bol bol okuyacağız bugün. Hadi. Sazlarına kuvvetli bir alkışlayalım mı? Sazlarımıza, abilerimizin ellerine koltuğuna güvene sağlık. Her zaman şunu söylüyorum. Herkes birkaç eser okuyabilir. Kime söyleseniz bir türkü, iki türkü söyler ama birine bir bağlama çal, nefesli çal, klavye çal, keman çal. Bu işler biraz zaman istiyor. En az 10 yılla başlıyor bu işin temeli. Abilerimin eline, gönlüne, yüreğine sağlık diyoruz. Onları şöyle kuvvetli bir alkışlayalım. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Senin de ağzına, gönlüne sağlık. Sevgili başkanım, bizi Ordu Kamu Çalışanları Dernek Başkanı sevgili Cengiz Aydemir Başkanım. Selam olsun. Seni dövmüş. Buradan evet. Yeni Ordu Efendi yönetimine girdi. Buradan selamlar olsun. Sevgili başkanım, en kısa zamanda ben de Allah nasip ederse üye olacağım. Bir kamu çalışanı olarak aynı zamanda. Buradan duyurusunu yapalım. Ve bizi yine bizim sosyal medyada görsellerimizi yapan, zaman zaman unutuyorum, buradan affına sığınıyorum. Sevgili Polat Sarıçiçek kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. O bizim muhteşem görsellerimiz var ya. Her hafta 10 binlerce, 15 binlerce tıklanan, görülen o görselleri hazırlıyor. Buradan Polat Sarıçiçek kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık. Hüseyin Yüksel Seviyorum Başkanımıza seni. Da bir selam gönderelim buradan. Tabii ki buradan Hüseyin Başkanıma da, evet, Hüseyin Yüksel Başkanıma da sonsuz selamlarımızı gönderelim. Yine Yalova'dan Kemal Mehmet Yener Yılmaz kardeşlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi her zaman olduğu gibi bugün de yalnız bırakmamışlar, mesaj göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Evet başkanım. Evet, bizler de şu anda dostlarımız,
Ben sosyal medyayı iyi kullanan bir dernek başkanıyım. Takipçilerimiz de var. Biz de takip ediyoruz. Şu anda bizlere de bana mesajla yazanlar var. Hatta Kastamonlu bile var. Şenol Aydın kardeşimiz yazmış. Okuyayım değil mı orada? Hemen okuyayım mı? Oku buyurun. Annesiyle. Başkanım, ben Ordu Mesudiye Doğançam Mahallesi'nden Ahmet Şevket Türk. Programımız herkese selam olsun. Sedat sizden Ordu'nun Dereleri adlı. Ben Ordu Mesudiye Doğançam Mahallesi'nden Ahmet Şevket Türk. Programımızda herkese selam olsun. Sedat Bey sizden Ordu'nun Dereleri adlı eseri istiyorum. Tüm Mesudiyelilere gelsin. Osman Gazi Mahallesi'nden Şenol Aydın Kastamonlu ve Ordulu her zaman kardeştir. Erol abiye selamlar Samandıra'dan demiş. Alkışlıyoruz. Abim bugün de programı çok güzel. Programında sana ve konuklarına başarılar dilerim. Herkese iyi eğlenceler, iyi yayınlar diliyorum. Feyyaz Ünver ve ailesi Ankara'dan sevgili kardeşim öpüyorum sizi. Değerli abim, gönül dostum, Melettin güzel sesi. Başarıların devamını dilerim. Tüm konuklarına ve seyircilere sevgi ve selamlarımı sunarım. Fazlı Beyoğlu, bu benim sevgili kardeşim. Bestekar diyorum ben ona. Muhteşem sözleri var. İnşallah geliyor 4-5 tane eser yaptık. Selam 52, selam saygılar. Gölköy'ün güzel başkanı ve güzel insanları orada selamlar demiş. İsim yazmamış. Samandıra Göz, Gözde Gelinlik ve Kuaför Salonu'ndan selam. Yayınıza başarılar dilerim. Tüm Gölköylülere selam olsun. Sevgili Sedat, geçen programda isim yazmayı unutmuşum. Her hafta olduğu gibi bu akşam da yine tüm ailelik TV'lik ekranlarında başında misafirimizsin. Sevgili Necmi abim, İmam Gelin Necmi diye söyleyeyim. Geçen hafta yazmıştı. Mesajı biz Hüsamettin daima gönderdik ama Necmi abim yazmış aslında. Buradan öpüyorum seni abi. Evdekilere de selam olsun. Hadi Hüsamet daima da selam olsun. İnşallah en kısa zamanda yayına bekliyoruz. Çok güzel türküler okuyor Hüsamettin dayım. Onunla getireceğim. Bir gün türkü okutacağım burada. Hayırlı yayınlar, iyi programlar. Konuklarınıza selamlar, saygılar. Fedai kardeşim başarılar. Ailecek izliyoruz. Arnavutköy'den Zekeriya Yılmaz. Zekeriya abi buradan selamlar olsun. Evet, değerli bir abimiz. Değerlidir, harbi değerlidir. Laf olsun diye değil, gerçekten değerli bir insandır. Onun gönlüne, yüreğine sağlık diyorum. Keşke birçok abilerimiz buradan böyle abi olabilseler. Buradan da selamlar edelim o zaman. Buradan selam olsun Zekeriya abimize, ailesine. Çok sağ olsun, onun ayaklarına, gönlüne sağlık. O ne yapıyorsa iyidir. Sedat kardeşim programı başarılar dilerim. Erol Metin başkanıma da başarılar dilerim. Şamil Kaya. Tanıyor musun? Evet, selam olsun. Tanırım. İyi arkadaşım. Sevgili kardeşim Sedat Ünver, programında başarılar dileriz. Konuklarına ve misafirlerine selamlar. Seviye Levent Oral. Buradan selamlar olsun ablacığım. Her hafta gönderiyorsunuz. Emeğinize sağlık. Hayırlı akşamlar. Abi sana ve ekibine başarılar dilerim. Stüdyodaki misafirlere iyi eğlenceler diliyorum. Barış Ünver ve ailesi. Sevgili Barış kardeşime de selam olsun. Selam buradan olsun. Anneme, babama, halanneme, Ercan'a, Gülseren'e de selam olsun. Çavdar Köyü'ne, Çavdar Mahallesi diyelim. Eskiden köyde, şimdi mahalle oldu. Bir türkü de biz okuyalım mı? Bir uzun hava yapalım. Askerlerimize gönderelim. Cenab-ı Allah onları hayırlı tezkereler nasip etsin.
Başkan. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Buradan sponsorumuz sevgili Mehmet Akbayır'a gitsin. Sivas Türküsü, evet. Sponsorumuz Sivaslı Gürüllü. Sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Pazar günü kahvaltımızda bütün dernek paşalarını Esenyurt Kültür Merkezi'ne gidiyoruz değil mi başkanım? Benim inan söz verdim mi gelmem lazım. Ben dik bir insanım. Söz verdim mi gelmem. Ama ondan sonra Erdoğan'ın konseri var. Yarın sabah kahvaltı programım var.
Yarın akşam dernek gecesi var. Güzel Yurdun. Evet. Gölköy'lü hemşerilerime buradan da selam olsun. Ki Güzel Yurt Derneği'nin 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir gecesi var. Davet edelim. Onun için pazar sabahı bir konfederasyonundayım ben. Aynı zamanda onun kahvaltı programı var. Çetilli Derneği'nin saat 1'de pazar günü açılışı var. Sen söyle Erol Metin ne yapabilir? Vallahi selam verdik, boş çıktık başkanım. Kahvaltıya çağırdık. Yani maşallah Gölköy'de ne kadar ne kadar. Orayı bırakalım da bir tarafa gelelim döndüğü şey abi. Yani yoğunum çocuklarım bile burada. Oğlum Erol Metin olsun. Burada. Başkanım ben her zaman söylüyorum zaten. İstanbul'da dernek başkanlığı yapmak Türkiye Cumhuriyeti'ne başbakanlık yapmaktan daha zor. Allah razı olsun. Hele bir de senin gibi aktif birisi ise yani mümkün değil yetişmeyi. Dernekçinin önemini biliyor ise. Solistim ben bazı şeyleri açtım. Çünkü dernekçilik fedakarlık istiyor. Şimdi üyesiyle, hemşerisiyle. Dernekçilik tabandan başlıyor. Ben tabandan başladım. Yani böyle çocuk yaştan başlıyor. Şimdi bizim de gençlerimiz geçtiğimiz haftalarda gençlik kollarını kurdular. Evet. Mesut İstanbul Çağdar Mahallesi gençlik kollarını kurdular. Ayın 4'ünde de muhteşem bir gece yapacağız onları. Allah nasip ederse. Aslında dernekçilik mesuliyeden başladı. Evet. Yani biz de Beşik'ten çıkan hemen derneklere üye yapıyoruz. Atıyoruz kapıya. Şimdi oğlum gençlik kollarında başkan yardımcısı oldu. Maşallah gördüğümüz yok birbirimizi. Ben başka derneklere koşturuyorum. O tarafa koşturuyor. Akşam yatarken bazen de sabah evden çıkartıyor. Selam olsun buradan. Karşılaşıyoruz. Evet. Buradan öpüyorum gençlik kolundaki Aslı kardeşim başta olmak üzere bütün yönetimi. Harıl harıl gece gündüz koşturuyorlar. Ayın 4'ünde Fikirtepe'de düğün salon ismi veremiyoruz reklama girdiği için ama muhteşem bir gece yapacaklar. Biz de orada olacağız inşallah. Fikirtepe'de inşallah. Evet. İnşallah. Herkesi bekliyoruz. Bizim de mesuliyeli çok değerli dostlarımız var, abilerimiz var. Siyasette olsun, dernekçilikte olsun, iş adamı olsun. Ben de tanırım. Birebir de iyi tanışırım. Benim de selam olarak şu anda göndermek isterim. Özellikle Ordu Gölköy Süleymaniye Köyü'nde şu anda Bakkalcı Süleyman ve kahvemizin köy kahvesi hep lakaplıdır bizim orada. Şu anda bütün kahvede seyrediyorlar. Mesela. Evet seyrediyorlar. Buradan selam olsun o zaman. Yine Çorlu'da teyze oğlum izliyor. Şu anda Yücel Çiçek. Evet. Sanırım sen tanıştın daha önce onunla. Tanıştık evet. Ona da selam olsun. Gölköy Dernekler Federasyonu Başkanı Necati Özdemir, sevgili dayım, izliyor. Bak, sevgili başkanım, bu dernekleri sayıyorsun. Bu dernekleri saydın isimlerini burada. Eğer o dernekler buralara gelmezlerse, bu koltuklara oturmazlarsa, bir daha buradan ismini zikretmem. Başını iş alır. Bana bulaşan başını iş alır, gelecek. Bilmem diyorum bak, gel. Yani buradan isimlerini zikrettin, en kısa zamanda onları buraya bekliyoruz ve bütün dernek başkanlarına buradan çağrı yapmak istiyorum. Evet, Gölköy'ler izliyor. Para istemiyoruz başkanım, bizde para yok. Biz gönül dostuyuz. Gelecek burada üyelerini getirecek, türbinleri dolduracak, köyünü tanıtacak, derneğini tanıtacak, yaptığı faaliyetleri anlatacak. Tek amacımız var bizim burada, birlik beraberliği sağlamak. Kesinlikle. Şu anda çarşambada solistim izleniyoruz. Orada dayım var. Benim bir tarafım çarşamba olduğu için. Evet. Orada Selahattin Özdemir dayım izliyor. Yine termede yakınlarımız var. Salime teyze var ve onun kızı var ve komşular buradan izliyorlar. Buradan kim izliyorsa hepsine selam edelim. Gölköy Belediye Başkanımız izliyor şu anda. Buradan başkanımıza evet, selamlarımızı gönderiyoruz. Ömre ömür katan yerler biliyorsunuz Türkiye'de seçildi. Herkesin gidip görmesi gereken bir Gölköy. Çünkü havası sert, insanı mert. Vallahi bir ama başkanı da Ali Kemal mert. Yani, değil mi? Evet bir alkış kessin. Yani Ali Kemal başkanı da reklam yapar. Biliyorsun Solistin bu sene Maltepe Ordu günlerine Gölköy damgası vurdu. Evet. Çünkü bir birikmişimiz vardı. Beraberdik ben, orada. Yeterince sizlere bundan sonra inşallah daha fazla önem arz ediyor. Vereceğiz ordu sanatçısına. Çünkü dedikodusu yayıldı biliyorsun değil mi? Dernekler olarak bizler Anadolu yakasında bulunan ordu derneklerinin birlikteliğinde bir ordu dernekler federasyonu ya da ordu dernekler birliği kuracağız Allah izin verirse. Çünkü İstanbul'u ordep olarak birleştiremiyor bir araya. Onun için biz dedik ki köprünün öbür yakası bu yakası. Biz birlikte birinci yakada Anadolu yakasında birlikte olalım. İki yakayı bir araya getirelim birlik, diye. Birlik beraberlik olan her yerde dururuz Allah başkanım. İki yakamız bir araya gelsin şimdi, olmaz mı? Bak olmaz mesaj mı? Geliyor diyorlar ki fedayı manken gibi dikmeyin oraya. Ya konuşturun ya Türkiye okutturun diyorlar. Hangisini yapalım? Türkiye okutturun. Türkiye okusun o zaman hadi bakalım. Ne yapalım? Canlı yapalım değil mi? Ha, var mı istek yani istek türkü de yapabiliriz. Valla istek türkü gelmedi. Ne istiyorsan okuyabilirsin sevgili kardeşim. Bizde şey yok. Yani şunu oku. Ya şu ulu böyle bir yok. Türkü yapan sanatçı olursa var ya. İçinden ne geliyorsa onu oku. Benim şey yok. Ben yani hiç... Yani istediğimiz okuyabiliriz. Farkınız yok. Ben yoruldum yapalım mı abi? Ben yoruldum abi. Evet aynı. Bir yapalım abi bakalım şöyle bir.
Sağlık sevgili kardeşim. Sevgili başkanım. Bir şey söylemek istiyorum. Önemli. Reklama gideceğiz. Sana da selam var. Hemen gideceğiz. Gölköy'de Zeki Kelebek kardeşimiz izliyormuş. Marketçi. Sanatçı kardeşlerimiz diyor. Gölköy sınırları içine girerse ben karşılamaya hazırım. Esnaf kardeşimiz buradan selam olsun. Buradan selam Zeki olsun. Zeki Kelebek. Selam olsun. Çünkü yardımseven bir insan. Bizim Süleymaniye köyümüzde
bir 15 gün önce bir kardeşimiz vefat etti. Durumu müsait değildi. Ama gıda takviyesi yardımıyla 3 aylık, 5 aylık destek oldu. Allah razı olsun. Allah birini bilesin. Evet kıymetli izleyenlerimiz, şimdi kazandırma zamanı. Kısacık bir reklam arası, bir yere kaybolmuyorsunuz. Muhteşem bir kampanya yapacağız sizlere. Kesinlikle kazanacaksınız. Azıcık böyle bir saniye falan, bir sonra tekrar karşınızdayız. Klas Emlak ve Arsa Ofisi ile Menet'ten Esen Rüzgar programı devam edecek. Zamansız Yağmurlar İstanbul stüdyomuzdan sizlerle buluşuyor. Mehmet Küçüklüoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Zamansız Yağmurlar her pazar akşamı saat 21'de. Bu haftanın konukları Pendik Ordular Dernek Başkanı ve iş adamı Abdülkadir Ordu. Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu. Bu keyifli sohbeti ve eğlenceyi sakın kaçırmayın. Zamansız Yağmurlar her pazar akşamı saat 21'de TV52 ekranlarında. Türkiye televizyonlarında ilk, dünya televizyonlarında ilk köşe bucak yapılmayanı yapar, girilmeyen yere gider sevgili izleyicilerimiz. Her seferinde yolun değiştiğini söylüyorlar Heyran'dan veyahut da Sel'den. Bir daha kanyona girmem dedim ama şu anda Kabaçağlar Şelalesi'ne ve o kanyonla gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Veyahut da kaybolacağız. Yani kaybolma konusunda zaten belli bir tecrübemiz var. Onu hiç dert, hiç sorun etmiyorum. Panik de yapmıyorum zaten. Ne oldu? Kaldık burada. Allah kimin Allah fikriydi Allah. Buradan gelmek? Benim fikrim. Senin fikrin miydi? Kıymetli izleyenlerimiz, biraz önce söylemiştim, reklama giderken kazandırma zamanı diye Klas Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı'nın sevgili Mehmet Akbayır'a buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. Vatandaşlara kazandırmaya devam ediyoruz. Evet Deniz Hanım, mikrofon sizde. Kazanmanın ve kazandırmanın tek adresi Klas Arsa Ofisi'nden, TV52 ekranlarından tüm seyircilerimize iyi akşamlar ve iyi seyirler diliyorum. Ve burada bizleri yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize de hoş geldiniz diyoruz. Klas Arsa Ofisi olarak bizler tabii ki kampanyalarımızla her daim dolu dolu sizlerin huzurunuzdayız. Biliyorsunuz ki Sedat Bey, dernekler bizler için çok önemli ve her daim Mehmet Akbayır Bey de yanında olmuştur, sponsoru olmuştur. Yine dediğimiz gibi başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Her daim etkinliğinizde yanınızda olacağımızı bilin. Allah razı olsun. Bizler İstanbul'un Palyan ilçesi, yine kampanyalarımız Silivri diyoruz. Bizler yine tabii ki kazandırıyoruz ama kazandırmadan önce sizlerin yatırım yapacağınız yerleri o kadar güzel inceleyip ve geleceğe dair sizlerin prim yapacağınız yerlere yatırım yapıyoruz. Ben sorayım mı? Sor. Vatandaş Ahmet olarak soruyorum. Biz o Ahmet'i çok seviyoruz Sedat yani Bey. Ben vatandaş Ahmet olarak soruyorum. Niye ben Klas Arsa Ofisi'ni tercih edeyim? Neden bir sürü firma varken niye Klas Arsa Ofisi? Şöyle bir parantez içerisinde yurt dışından bizleri izleyen seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Neden diyorlar? Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Diyorlar ki sizler o kadar güvenilir bir firmasınız ki biz çok araştırdık. A'sını da B'sini de Z'sini de. Ne zaman kuruldu? Geçen sene mi kuruldu? Ondan önceki sene 28 senenin. 28 senelik tabii firma. Tabii ki. 28 seneye dayanan bir güvenin toprağın gücü diyoruz. Ve yatırımın tek adresi Klas Arsa Ofisi. Bakın Silivri değil. Bizler bugünden yani 3 yıl içerisinde bakıyorum 100 bine fiyatlara yakın. Fiyatlar. Ben biraz merak uyandırayım ama 100 bine yakın bir göç olmuş. Bakın Silivri'ye neden? Çünkü artık İstanbul'da nefes alma ve yaşanma noktası kalmamış. Değirmenköy mahallesinde 300 metrekare alan içerisindeki yerlerimiz sadece ve sadece 22.500 TL. Anlamadım. 22.500.
Ev kuruyum desem şimdi, bu parayla kuramazsın. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben yine vatandaşa met olarak ben her zaman vatandaştan yanayım sevgili Fırat Bey. Kesinlikle. Vatandaşın hakkını savunmak zorundayım çünkü bu ekranlar karşısında siz bir yarın benimle olmayacaksınız ama adamlar bize yapışacaklar gel bakalım diye. Sizin gibi halka mazhar olmuş sanatçılarınız tabii ki halktan yanıyor. Yani olmak zorundayız değil mi? Evet. 22.500 liraya siz nasıl veriyorsunuz? Başkaları 30 bin liraya, 35 bin liraya verirken. Kızıyorlar ama veriyoruz. İmalat mı yapıyorsunuz? Fabrikanız mı var sizin? Ben biraz bahsedeyim ondan. Silivri Değirmenköy bildiğim kadarıyla fabrikalar bölgesi. Siz arsalar imalat mı yapıyorsunuz orada? Bakın, dünyada imalatı olmayan tek şey topraktır biliyorsunuz üretim anlamında baktığınızda. Peki nasıl veriyorsunuz o fiyatlara? Nasıl veriyoruz? Biz 28 yıllık bir firmayız dedik ya. Biz burada sadece Ahmet Bey sadece ve sadece 28 yıldır biz toprak satıyoruz. Biz gayrimenkul satmıyoruz. Şu yok değil mi? Şimdi burada ekranlarda 22.500 deyip de oraya gidince 50 bin lira olay falan yok yani. Yok. Ne dağın burada başında ne konuşuyorsan yer gösteriyoruz. Ne size gittiğimiz yerde bırakıyoruz. Yani biz de hizmetin sınırı gittim. Eşimi aldım gittim. Vatandaş Ahmet olarak gittim. Almadım arsayı. Bütçeme uymadı veya kafama yatmadı. Orada bırakıyor musunuz değil mi bizi? Yani. Yok, biz sizi nasıl Florya ofis şubemizden aldıysak tekrar aldığımız noktaya sizi bırakıyoruz. Peki karnımızı falan doyuruyorsunuz mu? Oralar aç. Çok şükür, yani. Çok şükür. Buradan yönetim kurulu başkanım Sayın Mehmet Akbayır Bey'e de gerçekten sonsuz teşekkür ediyoruz. O kadar göğsümüzü gere gere ekranların karşısında sizlere anlatmanın burnunda gururunu yaşıyoruz. Bir de şurada söylemek istediğim bir şey var. Yurt dışında sadece bizleri o kadar gururlandık ki Türk vatandaşları vatandaşlarımızın yanı sıra biliyorsunuz hakları var. Yabancı vatandaşlarımız da Türkiye'yi o kadar seviyorlar ki bununla alakalı da biz bu hafta çok yatırım yapan yurt dışı müşterilerimizi kazandırdık ve çok gururla söylüyorum benim ekranlarda. Benim Almanya'dan kız kardeşim geldi İstanbul'da yoğun programdan dolayı gelemedi. Misafirlerle beraber bizi selam olan, olsun. Sevgili bacım anlattım ben sana ama buradan bir daha dinle bak. Yani firma sahiplerinden dinle. Belki beni dersin yani abim şey diyor. Bir şey söylemek istiyorum. Hayır, ben vatandaş Ahmet olarak evvelsi gün haberleri seyrederken Fırat bir şey gördüm. Bu hani hükümet açıklamıştı Çanakkale'ye bir köprü müprü bir şey der diyorlardı. Evet. Güzergahların içerisinde Silivri de geçiyordu. O yol geçecek. Bizim ya bu sizin dediğiniz Silivri değil mi? Oraya git, oradan geçiyor yani. Bakın biz biraz konudan da bahsetmek istiyorum. Bizim verdiğimiz yerlerimiz sevgili dostlar, sevgili seyircilerimiz, bizim yerlerimiz gerçekten biz sizlere kazandırmak amaçlı çalışmalar yapıyoruz burada. Yani kazandırmak derken hani 5-10 yıl sonra değil, çok yakın bir zamanda küçücük bütçelerinizi büyük yatırımlara çevirecek şekilde kazandırıyoruz ki burada Fırat Bey nasıl ödüyoruz? Şimdi oraya da geçeceğiz ama ben ilk sorunuza cevap vermek istiyorum. Evet. Biz nasıl veriyoruz 22.500 liraya? Biz 22.500 liraya dönüm dönüm çok büyük parseller satın alıyoruz ve bunlar kendi yerimiz. Arada bir herhangi bir aracı yok. Komisyon veriyor muyuz alınca? Komisyon vermiyorsunuz. Vermiyoruz değil mi? Tamamen kendi yerlerimizdir bunlar. Tapu ödüyoruz abi. Tapu masrafları da 22.500 liranın içerisinde onları da bizden yana. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ben bugün Mehmet Bey'den dedi ki bana, dedim Mehmet Bey dedim tabii ki biz 2016'nın sonunda kampanyamızı bitirdik. Ama bu yeni kampanyada dolarını bozdur gel kampanyasını insanların belki cebinde doları yok. Ne yapacağız? Altını var, altını da bozdursun. Parası var, Türk parası var. İllaki dolarını bozdurup gelecek diye bir şey yok. Dolar bittiyse normal Türk parasını alsın gelsin biz ondan da 22.500 liranın üzerine %5 daha indirim yapıyoruz. Hemen bir telefon numarası hatırlatalım. Ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz 0212 397 1727 0542 537 Sivas Sivas'tan bizleri ararsanız çağrı merkezindeki arkadaşlarımız hemen yerlerinizi ayırtırsanız İstanbul'un Florya şubesinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Fırat Bey biliyorsunuz ki araç hani adam yatırım yapmak ister bizler de diyorlar ki ya aracımızı versek olur mu? Olur neden olmasın sizlere zarar etmeden. Peki aracı nasıl alıyorsunuz? Biz aracı şu şekilde alıyoruz. Aracı siz herhangi bir galeriye götürün. Satmak istiyorsunuz aracınızı toprak almak istiyorsunuz bizden veya herhangi bir yerden. Siz önce aracınızı satmaya götürdüğünüzde galeri size ne veriyorsa alış fiyatından değil, biz galerinin size 2-3 bin lira daha üstüne koyup satış fiyatından alıyoruz aracınızı. Ben şimdi arabamı getireceğim. Evet. Benim arabamı dediğiniz fiyattan almazsanız haftaya ben burada söylerim Fırat Bey. Şimdi şöyle Sedat Bey, biz söz verdik mi sözümüzün arkasında Mehmet Akbayır var. Bakın 28 yıllık Klas Arş Ofisi'nin yönetim kurulu başkanı Mehmet Akbayır ne diyorsa odur. Ve sözünde kesinlikle ve kesinlikle duran bir insan. Ben vatandaş Ahmet olarak söylerim. Tabii ki mutlaka biz arabamı getireceğim haftaya. Eğer benim arabamı noter galerinin sattığı fiyattan
almazsanız şöyle yapalım. Ben buradan çıkar söylerim. Başkanımız da gelsin pazar günü bizleri bekliyoruz. Soru cevap olarak da başkanımız. Sormak istiyorum. 22.000 lira hemen dediniz. Evet. Şimdi bir dönüm üzerinden olan tabii yerler ki var mı? Tabii ki. Müstakil çünkü biz denekler olarak mesela 3-5 kişi birleşip de bir dönüm ileriye bir dönüm değil, 5 dönüm değil, kaç dönüm isterseniz başkanım biz sizlere yerinizi temin ediyoruz. Bizlerle pazar günü yerlerimizi ziyaret ederek istediğiniz yere şöyle bir şey yapabilir miyiz Deniz Hanım? Sizlere tapu sahibi başkanımın derneğinin merkezi Samandıra'da. Tamam. Başkanım evet. Telefon açsa firmanıza dese evet ki ben üyelerimle 30 kişi gelmek istiyorum. Biz buraya araç çıkarıyoruz. Araç tabii ki çıkarıyoruz. Sizlere o kadar yol yormuyoruz. Derneklerimize biliyorsunuz çok değer Şener veriyoruz. Bey, duyuyorsun değil mi? Buradan sizlere ağırlayarak yine dediğimiz gibi Flora şubemize geçiyoruz. Orada çay ve kahvaltı ikramımızdan sonra Silivri'de İrmenköy'e yol ben şunu da söylemek istiyorum. Dernek başkanlarından söz açılmışken biz derneklere de birçok şeyde yardımcı oluyoruz. Özellikle gecelerinde sponsor oluyoruz. Herhangi bir sıkıntıları varsa karşılıyoruz. Bunun yanı sıra da pazar günü Klas Arts Ofisi'nin geleneksel bir kahvaltısı var. Biraz önce söyledim ben reklama onu harcamayalım. Onu her zaman söyledim diye düşünmüştüm. Geçelim çünkü tamam. Bizim sesimizi duyan veya duymayanlar sizleri pazar günü saat 9'da Esenler Kültür Merkezi'nde bekliyoruz. Bunu da buradan belirteyim dedim. Ben numaralarımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 0212 397 17 27 0542 538 57 58 no'lu telefonlardan bizi arayın. Arkadaşlarımız şu anda telefonların başında. Çağır atın, bırakın. Biz size dönelim. Birazcık ben konumdan bahsetmek istiyorum çünkü kısa kaldı. Konumuz Silivri. Yani Silivri'nin Değirmen Köyü'nde E5'e yakın, E6'ya yakın, otobana yakın, havaalanına yakın, Çorlu Organize Sanayi Sitesi, Çerkezköy Organize Sanayi Sitesi'nin tam ortasında. Bakın Kanal İstanbul projesi geldiği andan itibaren orada yatırım yapmış olduğunuz yerler 10 kat üstüne çıkacaktır. Ben bugünden diyorum, tavsiye ediyorum. Çok yakınsınız, parmağınızın ucu kadar yakınsınız telefona. Lütfen şu andan itibaren telefonlarınıza sarılın. Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız sizi daha da çok bilgilendirecekler. Buyurun. Aldık. Yarın gidip inşaat yapabiliyor muyuz? Yapmıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Niye? Biz demiyoruz. Bugün demiyoruz aldınız. Onu. Yarın kazmayı kazın da ev yapın demiyoruz. Diyor, yani biz demiyoruz. Diyor, biz şeffafız. Yarın inşaata başlayın diyor. Biz şunu söylüyoruz. Sizlere hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz küçük bir konteynerınızı koyun. Semaverinizi, mangalınızı, kazmanızı, küreğinizi. Hafta sonu dediğimiz gibi ailenizle bir piknik edasında orada meyvenizi, sebzenizi yani yetiştirebilirsiniz. Kısacası şunu diyebilir miyiz Deniz Hanım? Klas Arts Ofisi, sevgili Mehmet Akbayır ve Alperen Akbayır, ekranda ne söylüyorsa ekranın arkasında aynı şeyi söylüyor. Evet. Veya ekranın arkasında ne söylüyorsa ekranın önünde de aynı şeyleri söylüyoruz. Biz aslında şöyle bir şey ben hani vatandaş var olarak burada soru cevap olsun diye söyledim. Kıymetli izleyenlerimiz, biz aylık olan toplantımız var biliyorsunuz. Toplantılar evet yapıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili Mehmet Bey'in bize söylemiş olduğu bir tek şey var. Kesinlikle ama kesinlikle sevgili başkanım, yer satacağız diye insanlara asla yalan söylemeyin. Asla ama asla yalan söylemeyin diyorlar. Kesinlikle doğrusu neyse onu biz söyleyin. Biz şeffafız. Bizim yerlerimiz imarlı değil. Yatırımlık yerler. Yatırımlık araziler satıyoruz bakın. Şimdi yatırımlık araziler derken de şurana biraz çıktık getireyim. İnsanların çoğu bize soruyor neden imarlı değil de yatırımlık araziler. Şimdi imarlı yerlerin baktığınızda 80-90-150 bin lira yerine göre imarı bitmiştir artık. Yani onun size artık bir fazla kar getireceği düşünülemez. Yani 150 ise 10 yıl sonra belki 170-180 yapar. Ama bakın yatırımlık yerlerimiz ise 300 metrekare alandan bahsediyorum ki demin başkanımızın da dediği gibi böyle dernek yerlerine daha çok isteyen yerlere dönümlük yerlerimiz de var. Onları biz derneklere daha farklı hesaplı bir şekilde uygulama yani yapıyoruz. Başta da aslında Fırat Bey söylediğimiz şimdiden gibi küçük birikimlerin büyük bütçeye dönüşmesi. Üyelerimizden yönetim kurulu üyemiz Şenol Bey, Şenol Gümülevi kaç para diye. Ben evet, buradan şimdi işaretle evet konuşuyoruz. Evet. Görüşeceğiz çıkışta tabii yine ki yardımcı olacağız. Evet, şimdi biz bir kez daha fiyatını verelim. Yatırımlık deyince anladılar. Evet, fiyatlarımızı biraz daha verelim. 22.500 muadili. Bakın şu anda gidin araştırın sorun sevgili seyirciler, sevgili emsal dostlarımız. Değerleri. Emsal değerlerine baktığınızda bizim verdiğimiz yerleri 35 bin liradan veriyorlar. Biz orayı vermemizin sebebi kendi balımız, kendi ürünümüz olduğu için biz size satanlara da yani emlakçılara da biz veriyoruz ki o yüzden sizin kazanmanızı istiyoruz. Arada o 10 bin lira fark sizin daha alırken cebinize girsin istiyoruz. 0212 397 17 27 0542 537 58 58 oğlu telefonlardan arayın. Arkadaşlarımız şu anda aradığınızda notlarınızı alıyorlar.
Ben bugün şöyle söylemek istiyorum. Tapusunu yaptığımız Veysel Bey gelmişti Almanya'dan, Köln'den. Köln'e de selam olsun buradan. Yurt dışı müşterilerimize selam olsun. Hepsine selam olsun. Gerçekten biz gururla bu işi yaparken hani yemeğimizi, ekmeğimizi yerken gideceğiz. Almanya'ya gideceğiz. Lezzetiyle, tadıyla o kadar güzel yiyoruz ki, çünkü yaptığımız iş ilk önce merhametimiz, sonra vicdanımız, sonra da başımızı yastığa koyduğumuzda sevgili çok rahat Deniz ediyoruz. Hanım, bizim müşterilerimizin aşağı yukarı %40-%50'si referans müşterisi. Değil mi? Tabii ki. Biraz önce biz yayına girerken de Sivas Suşehir'den İbrahim abi bizle geçenlerden arsa almıştı. Evet. O aradı, açamadım. Yayına giriyorduk. Buradan selam olsun sevgili İbrahim abiye de. Evet, toparlıyoruz. Son şöyle diyeyim. Yurt dışı derken ben şundan da bahsetmek istiyorum. Yurt dışından bizleri arayıp gelmek isteyen sevgili seyircilerimiz ve dostlarımız, biz sizin uçak masraflarınızı, biletinizi, gidiş ve dönüş biletinizi alıyoruz. Otelimizde 5 gün süreyle bütün masraflar yine bize ait olmak üzere, yemenizden içmenize kadar her şeyini biz karşılıyoruz. Tapu masraflarınızı veriyoruz ve yerinizi alıp tapunuzu elinize verdikten sonra sizi uçağa bindirip tekrar gönderiyoruz. Ben diyorum ki Klas Arsa Ofisi anlatılmaz yaşanır. Lütfen yine söylüyorum, çıkın çıkın gelin, bizleri yakinen tanıyın. Zaten dediğimiz gibi bizlere gelen hep referanslı. Bacanak, elti, hani hala, dayı, hepsi yan yana aile olarak geliyorlar, bizleri de tercih ediyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. 0212 397 1727, 0542 537 5858'den tüm yurdumuza sesleniyoruz, yurt dışına da sesleniyoruz. Bizleri arayın, yeterli. Sadece çağrı bırakmanız yeterli. Alın Klas'tan bir arsa, ne det kalsın ne tasa. Efendim bizden bu akşamlık da bu kadar. Yatırımlarınız için muhakkak arayın. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık sevgili hanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim hayırlı akşamlar, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Evet, reklamımızın sonuna geldik. Biraz sonra yayında görüşmek üzere. Klas Emlak ve Arsa Ofisi ile Menet'ten Esen Rüzgar programı devam ediyor. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp soldundan sevdaya mı uğradın? Neden sararıp soldundan sevdaya mı uğradın? İçliğimin kıyısına sıra sıra nakış yar. İçliğimin kıyısına sıra sıra nakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar.
yere yolladım seni de yolla yollasın seni. Hızır elinden dostuna bana yollasın seni. Hızır elinden dostuna bana yollasın seni. Tokat'tan mı geliyon da yar sen almıştı musun? Tokat'tan mı geliyon da yar sen almıştı musun? Ben seni alacağımdan söyle namuslu musun? Ben seni alacağımdan söyle namuslu musun? Teşekkürler. Evet, Deniz Hanım'a gitsin, Niksar'dan gelen misafirlerimize gitsin. Bütün Tokat'a gitsin. Sevgili başkanım, biraz önce söylediğimizde cevap hakkı doğmuş. Buradan bizim amacımız, gayemiz hiç kimseyi hedef almak değil, kimseyi yermek de değil. Dernekler hakkında konuştuğumuz, sanırım yanlış anlaşılmış olmuş. Ben yanlış anlaşılma için özür diliyorum. Hiç kimseyi hedef almadık. Her zaman Ordu Efte bizim, Ordu Dernekleri de bizim. Asla öyle bir niyetimiz de yok. Öyle bir şeyde kesinlikle izin vermeyiz. Buradan yeni seçilen Ordu Dernekler Federasyonu'nun bütün yönetim kuruluna Cemalettin Başkanımız değil mi? Evet. Yanlış söylemiyorum, başkanımız olmak üzere bütün üyelerine selamlarımızı gönderelim. Evet başkanım, neler söylemek istersiniz? Evet, cevap hakkı tabii ki yani konuşarak üyelere varılabilir. O muhakkak zamanı ve onu karşılıklı gelince konuşacaklarımız varsa konuşuruz. Şimdi beni şu anda yine Cezayir'den izleniyoruz. Maşallah. Hak dedik. Cezayir'e Cezayir'e bir alkış gönderelim. Sevgili Osman Demir. Evet, Gölköylüler gurbette, Cezayir'deler. Bizleriz diyorlar. Selamlarımız olsun. Yine Süleymaniye Köyü'nde, Gölköy'de Sezgin Çevik. Yine Karadeniz sofrası. Biliyor musun? Biliyorsun. Firma ismi veremiyoruz. Bazılarda. Firma ismi veremiyoruz. Evet. Ayhan Deveci kardeşimize tamam. Gitsin. Çünkü yine Gölköy'de saray lokantası. Firma ismi verdik de torpil yap. Gölköy'de. Firma ismi veremiyoruz. Evet. Ünal kardeşime de ceza gelirse faturayı gönderirim sana başkanım. Sorun değil. İsa başkanım canınız olsun. Müsaade edersen ben tribüne biraz gitmek istiyorum. Biraz oradakilere mikrofonu uzatalım. Ben isimce burada bir söyleyeyim mi? Onlar tabii kendileri tanıtırlar orada onları. Ben şimdi uzatacağım. Onlar kendileri tanıtsınlar olur mu? Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Evet. Arkadan başlayalım, öne doğru gelelim. Hemen seni bir tanıyalım abi. Çapkın abi. Kameraya doğru dön. İsmim Yaşar Çapkın, Ordu Gölköylüyüm. Abi kurban olayım, soyadını değiştir. Vallahi dedemiz bize öyle isim vermiş, güzel kardeşim. Çapkın abi. Mıymış dede? Özellikle üzülerek söylüyorum. Şehitlerimize, yaralılarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Şifalar diliyoruz abi. Biz Karadenizliyiz. Biz kum satarız, çakıl satarız, fındık da satarız ama bu memleketi asla kimseye satmayız. Bunu böyle bilsinler. Biz bu vatanın çocuklarıyız. Şehidimiz olduğumuzu gerçekten üzülüyoruz. Gerçekten üzülüyorum ben. Allah şehitlerimize kanı kanı rahmet eylesin. Yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Bizi izleyen Gölköylülere, Süleymaniye Köyü'nde bizi izleyen tüm arkadaşlarımıza saygı diliyorum. Selam diliyorum kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Hemen arkada bir yere uzatalım şöyle. Abi uzatalım hemen. Evet konuşun abi. Kameraya doğru da şöyle. Biraz yakın tut mikrofonu. Neler söyleme? Ben de Ordu Gölköy Süleymaniye Köyü'nden doğumluyum. Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da sağlığı diliyorum. Bu programı hazırlayan başkanım da ona da çok teşekkür ediyorum Erol başkanıma. Biz de nakliyeciliğine uğraşıyoruz. Başka bir şey söylemiyorum. Teşekkür ediyoruz. Hemen öne uzatalım şöyle. Hadi abi. Zamanla yarışıyoruz. Yüce Işık, Süleymaniye Köyü'nden. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralarımıza Allah acı şifalar versin. Vatan bölünmez, bayrak inmez diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kameraya dön abi. Evet, ben Serdar İnce. Gölköylüyüm. Bizi burada bulunmamızı sağlayan Erol Metin Başkanıma teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyesiyim. Yönetiminde.
Evet, ben de Yaşar kardeşim gibi diyorum ki bu vatan satılmaz. Bayrak inmez. Gelen varsa biz buradayız. Teşekkür ederiz. Hemen sizi tanıyalım. Kameraya doğru şöyle. Ordu Perşembe Derneği'nden Aysun Sönmez. Buradan derneğimizin başkanına, Cemalettin Başkan'a, kurucusuna, Fehmi Hoca'ya selamlar, sevgiler. Bizi izleyen herkese selam ve saygı. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili Fedaycığım. Hemen Kenan Börekçi kardeşimiz izliyor. Buradan selamlar olsun burada sevgili kardeşime. Selamlar olsun. Yine Anadolu Kızı Ordular Dernek Başkanı Taşçilen'de Erkan Kotan Başkanımız izliyor. Sizlere selamlar var. Hepsine selam olsun. Buradan selam olsun. Buradan selam olsun. Hemen Fedaycığım. Eser alalım. Tamam. En son ordunun derelerini beraber ayakta okuyacağız. Ben böyle oturdum yerden devam edeyim. Hadi bakalım. Kapanış ordunun dereleriyle yapalım. Öyle yapalım. Tamam. Kardeşim. Evet, hayırlı akşamlar abi, sana ve ekibine başarılar dilerim. Barış'ın ver ve ailesi. Ben örnek Nazım, örnekten Nazım Kuş. Kuş iyi başarılar, iyi yayınlar dilerim demiş.
Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, başarılarınız daim olsun. Erol Başkanıma sesi gür. Gönlü güzel insan her şeyin gönlünüzce olsun. Başarılarınız daim kılsın. İnşallah Feray kardeşimden tüm dostlara selam olsun. Engin Avcı. Selam, iyi yayınlar, iyi akşamlar İstanbul. Silivri'den Cemal Gençtepe kardeşime başarılar. Feray kardeşimizin her zaman yanındayız. Size de konuklarınıza iyi akşamlar demiş. Buradan da Silivri'ye selamlar olsun. Selam olsun buradan arkadaşlar. Hayırlı akşamlar değerli abiler. Ben Ali Boyu programın, aile boyu programımız daim olsun. İnşallah Feday abiden asker türküsü istiyorum. Saygılar ve selamlar demiş. Selam olsun kardeşim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bu akşam kuş ailesi olarak TV'lik ekranlarında başındayız. Selam olsun herkese, sevgili eniştemize Erol Metin'e, Erol Kuş, Savaş Kuş, Necdet Kuş, Barış Kuş. Evet, buradan selam olsun sevgili kayınçılarımıza. Yine Azerbaycan'dan izleniyoruz sevgili solistim. Evet. Yani bizi takip ediyorlar. Bülent Gold, Gold adıyla Levent Bey izliyor. Sevgili Yücel Işık'ın patronu. Buradan selam olsun Azerbaycan'a. Yine Engin Avcı'yla bahsettin ya, tanıştın mı Engin Bey'le? Evet, tanışmadık. Tanıştık. Engin Bey bizim Engin Avcı derneğimizin de sponsoru olduğu sevgi şöleninde. Gerçekten gönlü, yüreği, Ordu'da cebi, İstanbul'daydı. Fedakar bir insan. İstanbul'da iş adamıydı. Şimdi Ordu'ya taşındı. Buradan kucak dolusu, buradan selamlar, kucak dolusu olsun. Selamlar. Bir alkış kessin Engin Avcı. Gönderelim. Evet. Evet. Bağcılar Ordular Derneği Başkanı Hüseyin Yüksek abim ve İsmail Arslan, Ünal Işık, Sedat Bey ve konuklarınıza iyi programlar dileriz. Buradan Hüseyin sevgili başkanıma selamlar olsun. Selam. Evet, selamlar, gün akşamı değil mi Deniz Hanım, beraberdik? Evet. Çarşamba akşamı yanlış hatırlıyorum. Çarşamba günü beraberdik. Pazartesiydi, pardon. Dün konuştuk, selamlarınız olsun. Buradan da selamlar olsun kendisine. Hayırlı programlar Sedat Hocam. Feday kardeşime başarılar dilerim. Erol Metin Başkanım ve stüdyo konuklarımıza selamlar. Kenan Börekçi kardeşim, buradan selam olsun sevgili kardeşim. Öpüyorum seni. Selamlar olsun. Yine aynı zamanda benim geçen sene program partnerim olan, şu anda da Sivas'ın güzide bir kanalında, Sivas'ın meşhur bir kanalında, büyük bir kanalında program yapan sevgili Halis Doğanay kardeşime de selam olsun buradan. Bizi izliyormuş. Selam olsun, evet. İyi programlar Sedat Bey. Ben Anadolu Yakası Aslan Cami Köyü Dernek Başkanı Nihat Coşkun, Erol Başkanı ve sanatçımız Feday Öz kardeşime selamlar. Bütün Aslan Cami ve bizleri tanıyanlara Nihat selamlar olsun. Buradan Nihat selamlar Başkanımıza olsun. Buradan ben de selamlarımı iletiyorum. Ama ben Dedek de buradan, bak ben de buradan başkanıma bir sitem iletiyorum. Bu İletme. Bu benim 10. programım. İlk defa mesajı geliyor sevgili başkanımın. Haksız mıyım? Haklı olabilirsin ama alacağın yok. Niye? Alkışlıyoruz değil mi? Buradan başlayalım bir akşamları. Senin var ya. Evet. Ya senin kültürün benden fazla. Estağfurullah. Zaten müziğin değil. Estağfurullah başkanım. Yani olur mu öyle şey? Biz sizlerin yanında. Allah razı olsun. Sönük kalırız değil mi Feday? Fikredir. Estağfurullah. Yok. Şimdi... İyi programlar Sedat Bey demiş. Onu okumuştuk. Sevgili yeğenim, programı severek izliyoruz. Başarıların devamını diliyorum. Seni candan seven dayın, yengen Hasan Ünver, Miyas Ünver. Sevgili dayım, ailemizin büyüğü. Dedemiz yerinde, babamız yerinde. Dayınız, dayımızdır. Buradan mübarek ellerinden öpüyorum. Önümüzdeki haftada Allah nasip ederse gelinleriyle beraber umreye gidiyor. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bütün umreye gidenlerin Allah umresini ve hacıların hacısını kabul etsin. Cenab-ı Allah bizlere de oralara gitmeyi nasip etsin inşallah. Evet. Hayırlısından değil mi? Başkanım bende şeker var biliyorsun, unutkanlık var. Şu anda Köyköy Damallı Derneği'nden Soner Çelek kardeşimiz, eski rahmetlik Altınordu Derneği Başkanı Nedim Çelek'in oğlu izliyor. Evet. Selam olsun. Yine Gölköylülerin coğrafi yapısı bayağı var. Mesulliğe kadar değiliz ama. Gölköy'ün kaç köyü var? Gölköy'ün şu anda 39 köyü var. 39 köyü var? Evet. Maşallah. Şu anda Ordu'da bizi istiyor. Gölköy, Ordular Dernek Başkanımız Enver Top ve Engin Çelek Bey, Damallı Derneği Ordu Şubesi. Bizim Gölköylüler Derneği olarak kısa da İstanbul değil. İlk derneğimiz Ordu garajlarının yanındadır. Enver Top Başkanıma selam olsun. Ve bütün Ordu'da izleyen Gölköylülere selam olsun diyorum. Selamlarını iletiyorum. İyi akşamlar. Ben Bayrampaşa'dan Feday Öz, başarıların devamını dilerim. Amcam Feday Öz'den güzel bir türkü istiyorum. Hayırlı akşamlar demiş. Selam olsun. Yeğenimdir. Seda Öz. Seda Öz, evet. Yeğenim. Buradan kardeşimize de selam olsun. O zaman sen yeğenini kırma. Bir türkü daha alalım senden. Kirpiğin kaşına diyelim mi? Solistim, aynı zamanda annem babam izliyor şu anda. Çocuklar ellerinden izliyor. Ellerinden öpüyoruz sevgili annenin ve babanın. Almanya'da biladerim Birol Metin izliyor. Selam olsun buradan Almanya'ya. O zaman Almanya'da ben de bir selam göndereyim mi? Gönder. Eşim, tabii, çocuklarım, torunlarım izliyor buradan. Hepinizi öpüyorum. Kocaman kocaman böyle kocaman kocaman öpüyorum sizi. Seviyorum. Evet Feda. Ses alalım içeriye. Gelmedi abi. Müzik.
Oradaki tüm konuklara ve hanıma, sevgililer fedai kardeşim, ben yoruldum, hayat istiyorum. Cemalettin Mercan Perşembe Dernek Başkanı. Selam olsun başkanım. Sesim gidiyor. Sesim yayına gidiyor değil mi? Mikrofonum normal. Tamam, teşekkür ediyoruz. Cemalettin Başkanımız. Okuduk selamlar. Herhalde değil mi? Efendim? Okuduk değil mi? Ben yoruldum hayatı. Hayatı okuduk. Zaman olursa bir daha okuruz. Zaman okuduk. Gitsin. Buradan Cemalettin Başkanımıza selamlar olsun. Perşembe Dernek. Bir de ben okuyayım mı? Efendim? Tabii. Bir türkü de ben okuyayım. Tabii ki. Evet, Çorum'a gidelim. Gezsem de dünyanın dört bucağını diyelim. Hadi bakalım. Ortaya alalım, tamam. Şöyle mi Thank you.
Başkanım, dilimizin döndüğü kadar ülkemizin daha doğrusu ülkemizin her yöresinden, her ilinden türküler okumaya, seslendirmeye şimdi gayret ediyoruz. Solistim bir şey vardı. Tabii ki yöre insanları gibi okumamız mümkün değil ama dilimizin döndüğü kadar seslendirmeye şimdi çalışıyoruz. Şimdi 2011 yılında Beday kardeşim, 2011 yılında tanıdığım Sedat Ünver'le şimdiki çok farklı. Dün de bahsettim. Allah razı olsun. Dün teşekkür ediyorum. İş yerinde misafir olduk. Ağladı bizi. Kahvaltı yaptık. Sağ olsun. Demek ki insanlar göründüğü gibi değil ama insanlara davranışı çok önemli. Sevgili onun başkanım için... şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben normalde yapı olarak biraz asır suratlı bir adamım. Hiç de öyle değil. Ya, ya. Benim kadar. Hayır şöyle yani gerçekten öyle. Şimdi tanımayan bir insan karşıdan karşıdan baktığı zaman şunu diyenler de var ya, çok ukala bir adam diyenler de var, bunu biliyorum. Bana da diyorlar bazen yani çok asık suratlısın, biraz tebessüm et diye. Şimdi benim yapım bu. Ama o suratın içerisinde, o duvarın arkasında öyle bir kalp var ki siz yeter ki açıp girmesini bilin. Değil mi başkanım? Allah razı olsun. O kapıyı açabiliyorsan içerisinde, o kapının içerisinde bana ne güzellikler var. Bana da öyle gelmişti ama sandığımdan daha yumuşak ve sevgili başkanım, bizim mesudiyemizin çok değerli bir başkanı, eski Mesude Dernek Başkanı, Çardaklı Köyü Dernek Başkanı sevgili Mithat Çoşkun Başkanım bizi seyrediyormuş. Dernekte 100 kişiyle beraber seyrediyorlarmış. Evet. Buradan selam olsun. Mithat Başkanım'a ve Çardaklı halkına selamlar olsun. Bir alkış gönderelim Mithat Başkanım'a. Sıra bana geldi mi? Şu anda Marmaris'te Hacı Ali Bal kardeşimiz eski. Buradan selamlar Ali olsun. Marmaris selam Ordular Dernek Başkanı. Yine Ordu Görköy Süleymaniye Köyü'nde biraz önce dedik ya, lakabıyla ünlü parça kardeşimiz okuttum Fedai Bey'e. Dedi ki şu anda Süleymaniye Köyü'nde herkes toplandı, kahvede seni izliyoruz. Süleyman Yiğit ve Erhan Köse yazmışlar, mesaj atmışlar. Buradan Süleymaniye Köyü'ne, güzel köyüme selam olsun. O güzel insanlara. Yine yönetim kurulu üyem hastanede Rıfat Özer kardeşim. O da yine kamuda çalışıyor sizin gibi. Ona da geçmiş olsun. O zaman diyorum. şöyle diyelim selam. Başkanım, sözünü unutma. Buradan hastanelerde yatıp tedavi bekleyen bütün hastalara, bütün hastalarımıza Allah şifalar versin. Cenab-ı Allah şifalar versin. Kimseye dert verip derman aratmasın. Evet. Evet yine başkanım, sizin de tanımanızı istediğim Avuto Seçkin İstoç'ta benim teyzemin oğlu. Sevgili başkanım. Derneklere sponsor olan. He pardon, özür dilerim. Ben şimdi kanaldan çıkınca dövdüreceğim. Bak pas ters bakıyor kameraman. Abi çok kalabalık bu Gölköylüler. Şimdi Seçim Çiçeğe selam olsun. Sizlere selamım var. Muhakkak ağırlamak isterim dedi. İnşallah bir kahvesini içmeye gideriz hep beraber. Yemek. O kahve tamam. Söylemez. Yemek o zaman, söyler. O zaman Seçim yemeği kardeşe yiyelim. Kahveyi peşinden içeriz başkanım. Kesinlikle. Bak görün, tanımasını istediğim bir kişi o. Diğeri de Engin Avcı söyledi. Evet. Gerçekten. Selam olsun. Evet, yine başkanım, özellikle bizi Terme'de izleyen benim sevgili akrabalarıma, sevenlerime kucak dolusu selamlar olsun diyorum. Fazla mı konuştum? Teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun. Feda'yı hiç konuşturmadık. Hep Türkiye okutuyoruz. Biraz da onu dinleyelim. Neler onun yapıyor? Ne bu iş yapıyor? Nasıl gidiyor müzik çalışmaları? Evet. Hayatı nasıl gidiyor? Mekan nasıl gidiyor? Doğru. İşte, müzikle alakalı şu an yaptığımız kış mevsimi. Kendi mekanımda sahne yapıyorum. Cumartesi akşamları dinleti yapıyoruz. Aile her işi, cumartesi alkolsüz. Müzik var mı? İki haftadır ama bazen istek olursa. Halay var mı? Biz şöyle yapalım başkanım. Dinleti. Bir akşam basını yapalım. Abi halay var mı dedim ona. Ya gidersek biz yaparız halayda. Fark etmez, halay da olur, o da olur. Abi ben çok güzel cıngıldım oynarım ama melet işi oynarım. Biz tamam, melete yakınız ya, Gölköy'ün son köyüyüz. Tamam. Süleyman abi. Hepsi olur. Öyle yapalım, bir akşam gidelim baskın yapalım Fedai'yi. Yapalım. İstediğimiz müziği yaparız. Mekan bizim nasıl olsa, sıkıntı yok. Ben söylüyorum. Bizim zaten sizin. Kenan Börekçi kardeşimize selam olsun. Sevgili Fedai. Beraber gidecektik. Kaç yıldır bu piyasadasın? Yani resmi albümlü olarak 7 yıl oldu. 7 yıl oldu. Evet. Ama ben biliyorum ki çocuk yaşlarından bu tarafa uğraşıyorsun. İlkokuldan bu yana benim olay. Çünkü bu müzik öyle bir şey ki sonradan al sen bu işi yap demeyle yani, olacak bir şey değil. Değil yani ya. Diğer meslek kolları gibi değil. Sonradan gidip de ben bu işi öğreneyim, bu işi yapayım deneyim bir şey yok. Senin buran da yoksa, Allah kurban olduğum yaratan buraya koymadıysa bunu, şu an arkadaşlarım zaten eğitimle meyitimle olacak bir şey değil. Önce Allah vergisi olacak, tabii ki peşinden eğitim olacak. Tabii ki. Eğitimsiz tabii mümkün değil ama önce Allah vergisi olacak. Yeteri kadar destek görebiliyor musun? Yani tabii ki destek veren abilerimiz var buradan. Onlara selam olsun. Şimdi haksızlık olmasın ama yani bize burada aslında ben düşünüyorum, derneklerimize iş düşüyor. Yine başkanımıza iş dönüp dolaşıp derneklere ve belediye başkanlarımıza iş düşüyor. Yani bu sistem etmek gibi ya da onları suçlamak gibi olmasın ama tabii ki biz üst sanatçı getirmesin demiyoruz. Getirsinler. Şimdi diyorlar ki işte nasıl ulusal, işte siz de ulusal olun, siz de işte şu kanalda çıkın. Ulusal olmak bu, kimse oraya ben buraya geleyim, buraya çıkayım demekle çıkılmıyor. Bu neye bakıyor? Maddi yüce bakıyor.
O üste verdikleri paranın yarısını bize verseler, biz de biraz kendimizi zorlayıp ulusala da yaparsın. Bu iş güç meselesi, para meselesi. Para olmayınca yani nasıl ulusal olunuyor? Krala işte örnek olarak söylüyorum, klibi verdik ama bedava verilmiyor. Oranın bedeli var. Bu bedeli nasıl olur? Biz istemiyoruz. Şöyle bir şey yok. Yani destek tabii para da değil sadece ama öncelikle bir gönül birlikteliğini sağlamak lazım. Çünkü bizim gönül birlikteliğini sağlamadan önce farklı şeyler peşine koştuğumuz için biraz bu anlamda sıkıntı yaşıyoruz öncelikle. Arkasına para geliyor. Yani ben şimdi bir yabancıya verilen, işte sen belki onun çok üstü bir iş yapmışsın ama sen onun köyünün adamı olduğun için onun gözüne o gelmiyor. Sen onun için köyün işte Feyda'yı Ahmet Mehmet'sin. Yani fark etmiyor. Yine şimdi yabancı biraz insanlara şey sevgili gidiyor, babamın ellerinden öpüyorum. Babamın her zaman söylediği bir laf var. Ya bu tabi bu da büyüklerinden duymuş. Evden yetişen danadan damızlık olmazmış. Hakikaten öyle. Yani bir şey olduğu zaman ya sen bizdensin diyorlar ama bak düğünlerde biz varız. Cenazelerde biz varız. Dernek toplantılarında biz varız. Ama dışarıdan getirdiğiniz hiçbir sanatçıyı bu saydığım toplumların hiçbirisinde göremezsiniz. Evet. Öyle mi kardeşim? Kesinlikle öyle. Tabii kesinlikle ki karşı dışarıdan gelecek. Bak ne diyorum biz de gidiyoruz. Asla karşı değiliz. Ama 4 tane geliyorsa özellikle buradan Enver Başkanım'dan istirham ediyorum ne olursunuz. Sizin başkanlığınızda saygımız sonsuz. Bütün belediye başkanlarımız ve dernek başkanlarından ne olursunuz özellikle kültür müdürlerimizden rica ediyorum. 4 solist götürüyorsanız en az 2 tanesini kendi yörenizin evladına götürün. Çünkü sizin reklamınızı onlar yapar. Sizde de şu da var. Sanatçılığın ötesinde şunu görüyorum. Sahne aldığınız yerlerde herhangi bir dernek başkanını gördüğünüzde onun yani kağıt vererek, kartvizit vererek isminin anosu değil. Gördüğünüzde hak edeni diyorsunuz yani. Onur ediyorsunuz. Anosu diyorsunuz. Ya da memleketinizi ben yani sonuçta ben sizde klibi burada da çekebilirim. Da yar parasını çekebilirim. Eğer evet. Orada da gidip yani üçte bir fiyatına burada çekebilirdin ya. Teleferidir vesaire direkt evet, kilisesidir. Evet son 7-8 dakikamız. Son sözlerinizi alayım. Sevgili başkanım senden başlayalım. Biz Feda ile kapanış yapacağız. Son sözlerini evet, alayım. Ben şu anda telefonumuz açık olmadığından bizleri mesaj atıp ya da telefonumu arayarak ekran başında bizleri izleyen şu anda bizler burada konuk olduğumuz için ben öncelikle bu akşam beni yalnız bırakmayan yönetim kurulumdan Serdar İnce, sevgili oğlum Erol Metin'e, Eray Metin'e, Yaşar Çapkın'a, Osman Kaya kardeşime, Celali İmamoğlu'ya, Yılmaz Düşü'ye, Ercan Kadim'e, bitti, Şenel Yapıcı'ya, Ekrem Işık'a, sevgili Yücel Işık'a sitem ettim, koştu geldi. Sağ olsun. Bütün Süleymaniye. İş adamı Şenel Gümel'e onlar arsa alacaklar. Namı değer Eniz Gümel'e kardeşim. Yine Çapkın abime bir şey yok mu? Yaşar Çapkın'ı söyledim. O da evet, alacak. Ha, tamam. Şimdi burada Bayram kardeşim var. Benim medarı iftarım. Çarşambalıdır. Namı değer Çarşambalı. Ama hep Görköylülerin içinde barınır. Diyorum ki gidecek yerin yok. Başka daldan olsa gidersin diyorum. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum. Yine sevgili kardeşime, yeğenime, Bayram Bey'e, genç kardeşime bir kepçe kullanıyor, bir göreceksiniz. Beni bugün burada onur eden sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Başka. Gelemeyip ekran başındaki... Ya bu bakanı bir alkışlayın da aşağı. Gelemeyip ekran başında bizleri izleyen şu anda minik... Teşekkürler. Allah razı olsun. Şu anda benim 9 evet. yaşında yeğenim var. Şu anda Kuş ailesinden. Evet. O izliyor şu anda. Ege ve küçük başkanım, kardeşi Hüseyin Kemal izliyor tamam, daha teşekkür, doğrusu. Teşekkür ederim. Yoksa burada. Biz Türkiye okuyamayacağız. Evet sevgili Fedayim. Senin de son sözünü alalım. Ben bizleri ekran başında takip eden dostlarımıza yine stüdyoya kadar zahmet edip gelen şöyle ayağa kalkalım. Yönetimine. Sen otur başkanım rahatsız olma. Türkiye okurken alır seni. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Yine sana sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizi burada ağırladın. Sazlarımıza onların emeğine gönlüne yüreğine sağlık diyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Birbirine çıkarsız ama sizi gayet seven insan topluluğu diliyorum derim. Gözüyle bakmak değil kalp gözüyle bakmak. Ağızla değil gönülle yürekle sevmek lazım diyorum. Böyle olursa işler çözülmüş oluyor. Ama evet çok teşekkür ediyorum. Sana ve bütün Süleymaniye halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi de bu akşam yalnız bırakmadınız. Evet kıymetli izleyenlerimiz yine bir program sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese başta yönetim kurulu başkanımız sevgili İsa Akçay Beyefendi'ye, genel koordinatörümüz Akın Çiçek Bey'e, ordu merkezinde çalışan bütün kardeşlerime, İstanbul'da şu anda rejide bizim muhteşem seslerimizle görüntülerimizi size ulaştıran Bücret kardeşime, seslerde sevgili Ahmet Demircioğlu abime evet. ve yine ses tekniğinde Ümit kardeşime, Tolga kardeşime,
Faruk kardeşime sonsuz teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Saz ekibime kuvvetli bir alkışlıyorum sizden. Ana sponsorumuz Kral Sars Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Mehmet Akbayır Bey ve Alperen Akbayır Bey'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Sanata ve sanatçıya vermiş olduğu destekler için, kültürümüze katkı değerler için sonsuz teşekkür ediyoruz. Pazar günü Esenler'de sabah 9.30'da geleneksel hale getirdiğimiz kahvaltı programımıza seni de bekliyorum. Kahvaltı programımıza bütün dernek başkanlarımızı, yöredeki bütün başkanlarımızı eksiksiz bekliyoruz, orada olacağız. Allah nasip ederse diyoruz. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yine Niksarlı bir hanım bir kardeşimiz olacak. Solist olarak Nazan Armağan kardeşim olacak. Sürpriz bir dernekle beraber onu ağırlamaktan onur duyacağız diyoruz. Ordu'nun dereler istek vardı. Beraber kapatalım mı? Bir de bir dörtlük çarşambayı sel aldı yapalım. Ondan istek var. Tamam. Öyle böyle bağlayalım arka arkaya olması. Peki, dörtlük bağlayalım. Dörtlük. Öyle yapalım. Topları öyle yapalım. Kapatalım. Öyle yapalım. Aynen öyle kapatalım. Ben sizlere, bizlere, Gölköylülere konuk ettiğiniz için değerli tamam. Yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizle birlikte sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu olmadı, bir daha bekleriz diyoruz. İnşallah, yani, inşallah. Alkışlıyoruz sizleri. O zaman şöyle yapalım. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Şimdi geleceğiniz ya, arsa almaya geleceğiniz ya. Evet. Birkaç tane arsa alırsın, biz sana gece yaparız. Sponsor oluruz sana, gece yaparız. Orada çok daha coşkulu böyle jingle'lar da oynatırız. Ellik de oynatırız. Her türlü şeyi yaparız. Alır mıyız Şener Gümel'e? Yaşar Çapkın. Geline evet. Oyna demişler. Yerim dar demiş. Şimdi yerimiz dar olduğu için oynatamayız. Yoksa ben tokatlar da gelmiş. Ellik oynatmadan kesinlikle göndermezdik ama. Senin dişin ağrısa bizim başımız ağrır. Evet. Hadi bakalım. Beni sana geçmişler, vallahi ben.
Mevdiyim, ana Mevde ağlıyor, sürmelim amma. Kalk inelim sevdiğim, ana Mevde ağlıyor, sürmelim amma. Klas Emlak ve Arsa Ofisi Sedat Ünver ile Melek Denesen Rüzgar Programı.